Mart ayında tarihe kara lekeler olarak geçmiş katliamlar yaşandı. 12 Mart 1995'te Gazi katliamı, 16 Mart 1978'de Beyazıt katliamı ve yine 16 Mart 1988'de Halepçe'de bahsedilen katliamlara örnektir. Olaylar esnasında katliam emrini veren dönemin İstanbul valisi Hayri Kozakçıoğlu, Emniyet Amiri Necdet Menzir, Mehmet Ağar ve İçişleri Bakanı Nahit Menteş'e daha sonra yargılanacakları yerde ödüllendirildiler. Açılan davalarda yapılan otopsi işlemleri sonucu 17 kişinin polis kurşunuyla yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Yargılanan polislere verilen hapis cezaları daha sonra Yargıtay tarafından bozuldu. 2002 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi öldürülen 22 kişi için tazminat ödemeye mahkum etti. Gazi katliamının Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılık tarafından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan ikinci iddianamesinde de Ergenekon'la bağlantısı basın ve yayın organlarında yer almıştır. Halka karşı işlenmiş suçları soruşturmak üzere yalnızca halka karşı sorumluluk taşıyan, gerek gördüğü her kişi ve kurumu sorgulama yetkisine sahip, parlamento dışından, siyasi partilerden ve demokratik kurumlardan temsilcilerin de içinde yer alacağı gerçekleri araştırma ve soruşturma komisyonu kurulması talebimizi bir kere daha yeniliyoruz. 16 Mart 1978 tarihinde gerçekleşen ve 7 öğrencinin hayatını kaybettiği Beyazıt katliamı 43 yıldır aydınlatılmadı. Daha sonraki yıllarda yaşanacak kitlesel katliamların provası niteliğinde olan 16 Mart katliamı ve sonrasında yaşananlar, egemenlerin toplumsal mücadelenin yükseldiği her dönemde faşist terörü bir araç olarak kullanabileceğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Askeri darbeye giden yolun yapı taşlarından biri olan bu katliam, daha sonra Sivas, Maraş ve Malatya'da kitlesel kıyımlara kadar vardırılmıştır. Aktörleri ve saldırı tarzı değişse de katliam zihniyeti cezasızlık kültürüyle birleşerek kendini yeniden üretmeye devam etmektedir. Beyazıt katliamını ortaya çıkaracak devlet kurumlarından ciddi bir bilgi verilmedi. Deliller gönderilmedi. Katliam sırasında bombacıyı yakalamak isteyen polisleri engelleyen Reşat Altay'ın Susurluk olayının faillerinden Abdullah Çatlı ile fotoğrafları ortaya çıktı. Avukatların ve demokrasi kurumlarının Susurluk ve Ergenekon davaları ile 16 Mart Beyazıt katliamı davalarının birleştirilmesi talepleri reddedilmiş olsa da 40 yıl sonra bile olayın üzerine giden avukatlar tarafından katledilen kişilerin davaları canlandırıldı. Bir şekilde bu devran değiştiğinde bu katliamların failleri açığa çıkacaktır. Yaşıyorlarsa yargılanacak, yaşamıyorlarsa bile faili oldukları ilan edilip lanetleneceklerdir. Mart ayında yaşanan bir diğer katliam ise 16 Mart 1988'de Halepçe'de yaşandı. Halepçe katliamı Kürt halkına karşı uygulanmış bir insanlık suçu, insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biridir. Orta Doğu'nun Hiroşima'sıdır. 34 yıl önce Saddam diktatörlüğü Irak'taki Kürt coğrafyasında ulusal özgürlük mücadelesini boğmak için 5000'i aşkın insanı kimyasal silahlarla katletti. Bugün Saddam diktatörlüğü olmasa da Kürtlere karşı katliamcı zihniyet farklı biçimlerde varlığını sürdürmektedir. Halkımızın yıllardır devam eden geleceğini özgürce belirleme ve bölge halklarıyla barış içinde yaşamaya dayalı mücadelesi, emperyalizm ve işbirlikçi bölge gelecekleri tarafından boğulmaya çalışılmaktadır. Ancak bize dayatılan bu acılı tarihi değiştirecek güç, halkımızın demokrasi ve özgürlük mücadelesi olacaktır. Bu katliamların son bulacağı, katliam yapanların yargılanacağı, özgür, bağımsız, demokratik bir ülke mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Dersim Emek ve Demokrasi Platformu.
açıklamamız burada sona ermiştir. Tabii bildiğiniz gibi sonuçta ne kadar katliamlar halkların mücadelesini geriletmek üzerine kurulu olduysa da Mart ayı aynı zamanda direniş ayıdır da. 8 Mart'ta bunu gördük. Yıllar önce işçi kadınların verdiği mücadele sınıf kardeşleri tarafından devam ettiriliyor. Aynı şekilde 21 Mart'ta Nevroz, Bahar'ın müjdecisi olarak yine karşılayacağımız bir gün olacak. Zalim de haklara karşı Demirci Kavan'ın mücadelesini yürütmek açısından Nevroz'a halkımızın katılımını bekliyoruz.